Kenya taze ürünlerin ihracatı için bilgi sağlığı gereklerine ilişkin imzalanan bir protokolün ardından Ağustos ayında Çin'e taze avokado ihracatına başladı. İthal, çabuk bozulan tarım ürünleri için kurulan Yeşil Kanal, Çin ile Afrika arasındaki ticareti daha da artırdı. Shanghai Green Chain Bilişim Bilimi ve Teknolojisi Limited Şirketi, 2019'dan beri Kenya avokado endüstrisine ilişkin çalışmalar yürütüyor. Shanghai Green Chain Bilişimi Bilimi ve Teknolojisi Limited Şirketi, Du Gongmin. Ağustos ayında taze Kenya vaka Çin'e başarılı bir şekilde ihraç edildi. Önceden birçok çalışma yapıldı. Özellikle gümrük idaresi Afrika ürünlerinin Çin'e ihracat edilmesi için bir yeşil kanal açarak bize büyük destek verdi. İthal edilen malları yerinde denetlemek yerine çevrim içi olarak denetime tabi tutmayı benimsirdiler. Bu denetim süresini büyük ölçüde azalttı. Shanghai Green Chain Bilimi ve Teknolojisi Limited şirketi Liu Jufin. Çin ve Afrika arasındaki yeşil kanalı uygulamaya koymak için bence elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ayrıca bu süre süreçte Afrika ülkelerinin hükümetlerinin de bunu devam ettirmek için çok ama çok çalıştıklarını da görebilirsiniz. Afrika'daki işleme fabrikaları ve çiftlik sahipleri de dahil olmak üzere ortaklarımız bu verimli sonuçları görmekten çok mutlu. Afrika ülkesi Kenya'nın avokadolarının yüksek kalitesi birçok Çinli ortağın gönlünü kazandı. Morey Yoğurt'un CEO'su Gu Hao. Kurum madde içeriği avokadonun olgunluğunun çok önemli bir göstergesidir. Kurum madde içeriği %20 ila 25 civarındaysa bunun çok iyi kalitede olduğunu düşünüyoruz. Genel anlamda Kenya avokadolarının olgunluğu çok iyi iki göstergede. Yani kurum madde oranı da yağ oranı da çok iyi. Çin Afrika İşbirliği derinleşmeye devam ederken Çin halkının sofralarında daha fazla Afrika tarım ürününün yer alması bekleniyor. Çin haber ajansı muhabirleri Nairobi ve Şanghay'dan bildiriyor.